Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammed. Bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 11. söz. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci kafili olan Süeda ve Ebrar ise Zülcenaheyn olan üstadı dinlediler. O üstad hem abdir, ubudiyet noktasında Rabbini tavsif ve tarif eder ki Cenab-ı Hakk'ın dergahında ümmetinin elçisi hükmündedir. Hem Resul'dur, Risalet noktasında Rabbinin ahkamını Kur'an vasıtasıyla cin ve inse tebliğ eder. Evet. Tabi temsil hikayeyle 11 sözü 3 hakikat anlatılıyor, değil mi? Bir hikmet alemin tılsımı, yani kainat için yaratılmış. Bir hırkat insan muamması, insan yaratıcıdaki muamma, yani sır. Bir hikmet diyelim. Bir de hakka sırada uzun uzun, namazın hakikati nedir? Sakın bir temsille anlatıyor, bir padişahdan bahsetti, değil mi? Bir saray yaptı ilahir. Bütün işte sanatçıların orada sergiledi, misafirlerini davet etti, değil mi? Sonra bir Yaver Ekrem, ki Peygamberimiz kastediliyor. Yaver Ekrem'e sarayın nakışlarını öğretti, rumuzlarını öğretti, girmenin adabını öğretti, seyri merasimini öğretti. Ve o Yaver Ekrem de ne yaptı? Bir nutuk okudu, cemaate şu, yani oraya okumayacağız. Sonra böyle gelelim. Bu giren ahali iki gruba ayrıldı. O üstadın sözünü, peygamberimizin sözünü dinleyen insanlık alemi buradaki maksatı. Saray kainat. Yaver Ekrem Peygamber Efendimiz işte bir nutuk okuyor, bir tebligatta bulunuyor. Ondan sonra giren ahali iki gruba ayrıldılar. Orada kalmıştık. Değil mi? Başını söyleyeyim ki giren ahali kim, nasıl iki ayrıldılar? Diğer gelen de olursa. Dersin başı böyleydi. Kısaca. Evet, giren ahali ikiye ayrıldı. Evet, birinci kafili olan Süeda ve Ebrar ise. Saitler grubu yani. Bir de Şafiler var, bir de Saitler var yani. Saitler birinci kafile, Şafiler de ikinci kafile. Zülcenaheyn olan üstadı dinlediler. Yani Zülcenaheyn iki kanatlı demek. Zülcenaheyn. Cena kanat demek. Değil mi? Evet. Cenaheyn iki kanat. Zülcenaheyn iki kanat sayı. İki kanata maksat abduhu ve resuluhu, değil mi? Şehadette diyoruz ya, abduhu bir kanat oluyor ve resuluhu ikinci kanat oluyor. Peygamberimizin iki ciheti var yani. Abduhu ciheti maksat velayet ciheti diyor. Velayet ciheti. Resulü dese risalet ciheti. Bir başka ifadeyle abduhu ciheti peygamberimizin kulluk ciheti, ibadet ciheti, takva ciheti, amel-i salih ciheti. Cenab-ı Hakk'ı sevme, ondan korkma ciheti, güzel ahlak ciheti. Bunun tümü abduhu. Cenab-ı Hakk'ın en sevgili bir kulu olma ciheti, abduhu o. Buna velayet diyoruz zaten. Allah'ın en sevgili kulu olma ciheti, velayet. Kul olarak en ileri seviyede. Resul de Cenab-ı Hakk'ın ahkamını bize anlatma ciheti, tebligat yapma ciheti insanlara. Allah'ı tanıtma, emirlerini ve yasaklarını anlatma, bildirme ciheti Resulü oluyor. Bu iki vazife yoksa iki cenah diyor. Zülcenahin olan üstadı dinlediler. O üstad hem abdir. Abdir. Birinci cenah kul. Abduhu. Hem abdir. Ubudiyet noktasında Rabbini tavsif ve tarif eder ki Cenab-ı Hakk'ın dergahında ümmetinin elçisi hükmündedir. Evet. Ubudiyet ciheti. İşte, Cehşin-i Kebir'e bakın işte. Ya Peygamberimizin Allah'a tavsifi Cehşin baştan sona. İşte diğer duaları, ibadetleri değil mi? Evet. Hilal-i Etciyet işte bu. Rabbini tavsif ederken, tarif eder ki Cenab-ı Hakk'ın dergahında ümmetinin elçisi hükmündedir. Ya, bu cihete ümmetin elçisi oluyor. Çok güzel şeyler bunlar. Yani. Yeni şeyler. Yani. Peygamberimizi Bismillah nasıl biliyorduk? Cenab-ı Hakk'ın bize elçisi. Doğru. O yine var. Resulü hücciyetiyle o elçilik devam ediyor. Ama burada yeni bir şeyler öğrendik. En ileri kul olması, en mükemmel kul olması cihazı bizim Allah katında elçimiz oluyor. Yani temsilcimiz yani. Değil mi? Temsilcimiz.
Tabii. Yani bu en ufak dairede bile bu var yani, değil mi? Okulun en çalışkan talebesini sınıf mesleği yapıyorlar. Müdür ona muhatap oluyor hani. Öyle değil mi? Evet. Öyle şimdi. En ileri kurulu Cenab-ı Hak kendine muhatap ediyor. Onunla konuşuyor. Emirleri onun vasıtasıyla bize bildiriyor. Buna sebebi kendisinin en ileri kurulu olması yani. Buna ubudiyet ciheti, abduhu, ubudiyet ciheti. Evet. Hem Resul'dur. Ha, Resul'dur, ikinci kanat. Risalet noktasında Rabbinin ahkamını Kur'an vasıtasıyla cin ve inse tebliğ eder. Bir de peygamberin biri cin ve insin de peygamberi. Ona Resul-i Sakaleyn deniyor. Yani hem cinlerin peygamberi hem insanların peygamberi. Ya yani peygamberimiz. O da ayrı bir cihet. Evet. Demek ikinci ciheti de ikiye ayırdı Üstad ayrıca. Hem cinlere hem insanlara. İkinci cihet neymiş? Risalet ciheti. O cihetle Rabbinin ahkamını insanlara ve cinlere Allah'ın hükümlerini tebliğ ediyor, anlatıyor. Yani emirlerin yasaklarını. Evet. Şu bahtiyar cemaat o Resul'ü dinleyip Kur'an'a kulak verdiler. O gün sahabeler, o günden beri bütün müminler, inşallah bugün bizler, inşallah o bahtiyar cemaatteniz yani. İnşallah. O bahtiyar cemaat o Resul'ü dinleyip, Peygamberimizi dinleyip Kur'an'a kulak verdiler. Kendilerini envai ibadatın fihristesi olan namaz ile birçok makamat âliye içinde çok latif vazifelerle telebbüs etmiş gördüler. Telebbüs yani giyinmek, libastan geliyor da yani seçme yapıyor. O ibadetleri kuşandılar yani, ibadetleri sarıldılar manasına. Telebbüs o. Ha. Evet, kendilerini bir de oku. Kendilerini envai ibadatın fihristesi olan namaz ile, bütün ibadetlerin fihristesi namaz. Bu 9. sözde geçiyor. Bütün ibadetin özeti namazda var yani, fihristesi bile. Sen söyleyeyim mi söyleyeyim? Namaz zaten namaz. Oruç namazda var değil mi? Niye? Namaza bir şey yemiyoruz ha oruçta. Hac namazda var işte, kıbleye dönüyoruz değil mi? Zekat namazda var işte, en az elbisemiz yıkanıyor, sadaka. O hükmü geçiyor. Öyle mi? Zaten kelime-i şehadet namazı var. Bir de bütün ibadet canlıların ve cansızların enva mahlukatın diyoruz hep. Enva ibadetlerini, bütün onlar da bir namazda var diyor yani. İşte ağaçların ibadeti var namazda değil mi? Şeydeyiz. Kıyamda, he. Rüküde olan hayvanat var, secdede olan, yani yerde sürünen hayvanat var. Aynı şekilde secdede melekler var, rüküde melekler var. Değil mi? Kıyamda melekler var. Bütün bunların tümünün özeti namaz yani. Sen namaz kıldın mı? Hem bütün melekelerin, hem bütün canlı cansız varlıkların, hem de bütün namazındaki diğer ibadetlerin özeti namazda var yani. Evet, çok çok mühim bir ibadet yani. Evet. Onun için dinin direği demiş Peygamberimiz. Namaz dinin direği yani. Evet. Evet. Kendilerini enva ibadetin fihristesi olan namaz ile birçok makamat-ı âliye içinde yüksek makamlara çok latif vazifelerle telebbüs etmiş gördüler. Tabii namazda hepsi var bunların yeter. Ya. Nedir o vazifeler? Mesela bir vazifesi insanı Allah'ı tekbir etmek değil mi? Kemalini. Yani o namazda var kemaliyle. Bir vazifesi Allah'ın sonsuz nimetlerine hamd etmek, şükretmek. Namazda namaz boyunca hamd var. Semihallahüme hamd ediyoruz değil mi? Her hamd var. Elhamdülillah bir aleminde başlıyoruz. Değil mi? Bir vazifemiz insanların, meleklerin, bütün mahlukatın değil mi? Tesbih. Her şey Allah'ı tesbih eder. Bir vazifemiz de o. Yani Allah'ın noksan sıfatlarını tenzih etmek, kendi kusur ve noksanımızı bilmek değil mi? Aha. Bu da namaz boyunca var. Değil mi? Subhaneke Allahümme diye başlıyoruz. Subhane Rabbiyel Azim, Subhane Rabbiyel Ala ile devam ediyoruz. Namaz boyunca tesbih var. Değil mi? Bir vazifemiz ibadet değil mi? İyyâke nâbüdü diyoruz namazda. Bir vazifemiz Allah'a dua etmek. İyyâke nestaîn diyoruz. İlâ ahir. Bütün envai şeylerin kulluk görevlerimiz namaz içinde var. Bir de böyle özet oluyor namaz. Evet. Evet, namazın mütenevvi ezkar ve hareketiyle zikirlerinde, hareketlerinde işaret ettiği vezaifi bunlar işte vezaifi ya tabii.
şöyle elini kaldırdım mı dedim, bu bir selamdır dedi. Değil mi? Değil mi? Bu şey, hareket. Değil mi? Hareket ve esker. Zikir. O anda Allah'a zikir diyoruz, ikisi beraber. Ha, bu halimizde ne yapmış oluyoruz? Cenab-ı Hak en büyük biliyoruz. Yani tasavvuratımızın fevkinde büyük. Yani hangi konuda ne kadar büyük bir tasavvur ediyorsak, değil mi? Mesela ilimde ne kadar büyük tasavvur ediyorsak Cenab-ı Hak onun ötesinde alim. Kudrette ne kadar ileri kudret tasavvur ediyorsak Cenab-ı Hak onun ötesinde kadir. Öyle ötesinde ki nasıl diyorsak marifetimiz haricinde. Yani aklın ötesinde, akıl idrak edemiyor. İşte bunları namazla da ifade ediyoruz yani elhamdülillah. Evet. Bütün bu birisi yani. Bu birisi işte. Hamdi, tesbihle nakiyat edelim. Evet. Makamatı mufassalan gördüler. Tabii hareket var tabii. Evet. Şöyle ki. Evvelen asara bakıp asara, gaibane muamele suretinde saltanat-ı rububiyetin mehasinine temaşagar makamında kendilerini gördüklerinden tekbir ve tesbih vazifesini eda edip Allahu Ekber dediler. Evvelen asara bakıp asar kainat yani Allah'ın eserlerine bakıp gaibane muamele suretinde. Bu da tefekkür. Gaybını muamele tefekkür yani. Yani ruhumuzda yani dilimize dökmediğimiz ve hareketimizle izhar etmediğimiz şeyler oluyor gaybani yani. Değil mi? İçimizden geçiyor yani. Kalbimizde, aklımızda, vicdanımızda, hissiyatımızda ki düşünmeler değil mi? Coşmalar, kaynamalar hep gaybani oluyor. Gaybani. Takdirler, tahsinler değil mi? Üstad değil mi? Bütün bunlar gaybani. İç alemimizde. Söyleyince, Allah gördüğünce bunu hazırlanıyor dökmüş oluyoruz. Değil mi? Veya eğilince onu hazırlanıyor dökmüş oluyoruz. Değil mi? Secdeye kapanınca. Önce gaybane, sonra hazırlanı. Evet. Asara bakıp gaybane muamele suretinde tefekkür işte. Saltanat-ı rububiyetin mehasiline temaşager. İşte anlat zaten yani. İşte gaybane buymuş yani. Saltanat-ı rububiyetin mehasiline güzelliklerine temaşager yani seyreden makamlı insan. Saltanat-ı rububiyet tabi Fatiha'da geçiyor bu ifade ama biz oradan bunu çıkaramayız yani. Elhamdülillah Rabbil Alemin diyoruz ama Ustad oradan saltanat-ı rubiyet ibaresi çıkarmış. Yani ne demek saltanat-ı rubiyet? Yani saltanatlar çeşitli yani değil mi? Mesela bir sultanın ne bir saltanatı vardır. Nedir o saltanat? İşte bütün Osmanlı ülkesinin yegane padişahıdır. Hep onun sözü dinlenir. Onun fermanı her yeri dokunur. Bu bir saltanattır değil mi? Ama diyelim mesela bir büyük alimin de bir saltanatı vardır. O başka bir saltanattır değil mi? Hep ondan fetva istenir. Burada padişah saltanatı kaldı başka tarafta. O ayrı bir saltanat yani değil mi? Biz altın da mesela diyelim doktorlukta bir tabiplik bir saltanatı vardır. Değil mi? En efendim söyleyeyim, umulmaz dertler için ona müracaat edilir. Onun da orada bir saltanat. Bir saltanat sadece hükümdarlık demek değil. Yani. Her şeyin saltanatı var. Şimdi rubiyet de bir saltanat. Cenab-ı Hakk'ın demek ki saltanatlar çok çeşitli. Halifiyet saltanatı var. Buradan onu anlıyoruz yani. Değil mi? Yani halifiyet saltanatı. Her şeyin halifi ancak odur. Bu da bir saltanattır. Ondan başka halif yoktur. Yani saltanatı ubudiyet vardır, mabudiyet vardır. Ondan başka mabud yoktur. Rezzakiyeti, ondan başka rezzak yoktur. Böyle gel, ondan başka şifa veren yoktur. Böyle, bu hep ayrı saltanatlar. Bir de rububiyet. Her şeyi o terbiye etmiştir. Ondan başkasının terbiye ettiği bir mahluk yok o kainatta. Yok yani. Şunu da başkası terbiye etmiş, öyle bir şey yok. Ya. Böyle. Saltanat-ı rububiyet demek yani. Evet. Evet, saltanat rubiyetin mehasinine bu güzel terbiyeye temaşager insan temaşager oluyor, insan tefekkür ediyor bunları makamında kendilerini gördüklerinden tekbir ve tesbih vasıralarını eda edip Allahu Ekber dediler. Bu orada hazırlanı işte. Tabii, buraya kadar gaybaniydi. Bu orada hazırlanı işte. Allah güzeli, bütün bu yıldızlar ordusunu, bütün melekler ordusunu, değil mi? Bütün efendim söyleyeyim,
işte bulutlar ordusunu, aşağıda gibi insanlar ordusunu, aslanlar ordusunu, ta mikroplar ordusunu, atomlar ordusunu, hepsini Cenab-ı Hak terbiye etmiş. Onu atom olacak, onu hücre olacak, onu civciv olacak, onu kartal, onu adam olacak, onu aslan olacak, onu melaike olarak, onu yıldız olarak herkese Allah terbiye etmiş. Herkese her şeyi. Bu bir saltanattır işte. Ha, bunu diyor temaşa ettiler de baktılar ki bütün bu terbiyeleri yapmak ancak Allah'a mahsus dedi ve Allah-u Ekber dediler diyor. Saniyen Esma-i Kusiye-i İlahiye'nin cilveleri olan Bedaiyine, Bediyen, garip, acip sanatları ve parlak eserlerine dellallık makamında görünmekle. Burada anlatma. Birinci de temaşager makamındaydık. Yani temaşa ettik, hayret ettik ve tekbir getirdik. İkincisi de dellallık. Bunu başkasına anlatmak. İnsanın bir vazifesi de bu. Değil mi? Şu cemaatin bir vazifesi de bu. Bunu bilmeyenlere anlatmak. Kimdir bilmeyenler? İşte bilmeyen, namaz kılmayan diye başka günahlar işleyen Müslüman kardeşlerimizden tut, ta düğün en üre köşesindeki inanmayanlara kadar bu hakikati anlatmak bizim vazifemiz. Ama ne kadar yapabilirsek yani. Yani bizim vazifemiz de bir de la yükellifullah ısmar yani. Gücümüz neye yetiyorsa onu yapmak demek ki. Onun ötesini Allah bizden istemiyor. Ya şu cemaate Cenab-ı Hak sormayacak ki niye Japonya'dakilere anlatmadınız bu işleri? Ama Japonya'ya giden tüccar arkadaşımız varsa onun en az oradaki tüccarı anlatması lazım. Oradaki profesörler de niye anlatmadın denmez ona. Yani herkes hangi sahaya el ulaşabiliyorsa oradan sorumlu yani. Oradan sorumlu. Bizim niye yerimiz ulaşıyor? Diyelim akrabalarımıza, mahalle arkadaşlarımıza, işte dükkan komşularımıza. Kim ulaşıyorsa dellallık bile yemeyelim. Bunu anlatmakla mükellefiz. Cenab-ı Hakk'ın varlığını, birliğini, onu ibadet etmek gerektiğini, işte ilahir. Oku bile burayı. Evet. Esma-i Kusiye İlahiye'nin cilveleri olan Bedaiyine. Yani bütün bedi, acip şeyler hep Allah'ın isimlerinin cilvesi. Değil mi? Hayat bedi bir şey. İşte Allah'ın muhisinin cilvesi. Değil mi? Rızık çok bedi bir şey hakikaten. Ya. Rızık. Yiyoruz akşama kadar, sabaha kadar da gafletten insan bakamıyor. Rızık çok bedi bir şey. Allah'ım. Çok garip bir şey yani. Bunu melekeler çok yanıyorlar, biz hiç anlamıyoruz yani. Desne bak. Melekeler çok hayret ediyor, bunlar ne yiyorlar ya? Ya bunlar aşağı ne gidiyor? Allah Allah. Dünkü toprak bugün nasıl domates oldu, patates oldu? Dünkü hava, su, hani? Ya buna bu niye çiğniyorlar? Buradan vücuduna gıda gidiyor, enerji gidiyor, vitamin gidiyor, protein gidiyor. Acayip garip şeyler. Allah Allah. Nefes alsan sadece yetmiyor. Su içsin, yetiyor mu? O da yetmiyor. Sadece güneşte tutarsın, o da yetmiyor. Değil mi? Sofra zaten yenmiyor. Ama Allah bunu birleştiriyor, senin yiyeceğin, yiyemeyeceğin kadar şey yaratıyor. Yani. Hiçbir karın doyurmuyor bunların. Hiçbir karın doyurmayanlarından Allah herkesi doyuruyor. Amen. Herkesi doyuruyor. Bu bedi garip şey yani. Dünkü toprak, dünkü su, bugün elma olmuş. Çok garip bir şey. Ama biz sürekli yediğimiz için tıpkı garip şeyleri, acip şeyleri yani dünkü toprak bugün şey Cahit Efendi ben hatırlamasam da tahmin ediyorum dün topraktı yani dünkü toprak binden sıkıyoruz garip bir şey dünkü elementler bugün namaz kılıyorlar dua ediyorlar dünkü elementler çok garip şeyler bunlar değil mi? Dünkü ateş, bugün deniz olmuş. Garip şeyler bunlar. Değil mi? Dün ateşmiş büyük okuyunuz. Dün güneşin kopmuş demiyorlar mı? Ya ateşmiş lan. Dünkü ateş, bugün okyanus olmuş. İçinde balıklar yüzüyor. Garip şeyler bunlar. Ya. Garip olmuyor bir şey yok kainatta. İşte bunları tefekkür etmeyin. Nasıl tefekkür edeceğiz? Ayet-i Kübra'yı okuduk mu işte öyle tefekkür edeceğiz. Ayet-i Kübra okumak, kainatın halikini soran bir seyyar müşahedeti bir şey. Ayet-i Kübra okuduk mu, işte ustadla beraber, ustadın gözüyle, değil mi? Kainatı temaşa etmiş, tefekkür etmiş olacağız. Başkasına da o kitabı başkasına verdik mi, okuduk mu da anlatmış olacağız. Yoksa ben gidip birisi anlatsın, ben dinlemez ki. Ama kitap verdin mi, kitaba bir şey diyemiyorum. Nasıl söylüyorsun?
Ve nefislerine dokunmuyor yani. Evet. Bir adamı alsan vaaz versen karşı böyle az tikeliyor böyle. Hani çocuğa bile direkt konuşsun mu az şey yapıyor böyle. Ama kitap verdim mi? Kitapta enaniyet yok ya kitapta. Değil mi? Kitapta hiç enaniyet yoktur yani. Bunu bir adam oldu mu öyle rahat okuyor ki. Ama beni aynı rahatlıkla dinlemiyor. Değil mi? Çünkü benim enaniyetim araya giriyor. Ne olur ne olmaz falan, o kim bana anlatsın falan filan. Ama kitap öyle diyemiyor. Hani? Kitap. Okuyor, çok rahat. Onun için mümkünse anlatırız, mümkün değilse kitap veririz. Yani sohbetleri getiririz. Yani derlalık demek illa mutlak anlatmak demek değil. Yani. Bir vesileyle bu hakikaten ulaştırmak. Nasıl ulaştırmak? Ulaştır. Evet. Ve parlak eserlerine derlalık makamında görünmekle Subhanallah velhamdülillah diyerek takdis ve tahmid vazifesini ifa ettiler. Salisen rahmet-i ilahiyenin hazinelerinde iftihar edilen biriktirilen nimetlerini. Bu da yine Allah'ın isimleri, hazine, evet. Her bir isim bir hazine. Ustanın kendi şeyi bu. Evet, hazine diyor. Şeyde var, tasavvuf edebiyatında da var bu. Kenzi kafi diyorlar, künüzü mahfi diyorlar böyle. Ama ben eskiden okurdum biraz. Şiire merakım vardı ama hiçbir şey anlamazdım ama ya, kim bilir ne demiş diye hayret ediyordu hani. Ya hoş demiş ama hani. Hani hocam bir oturmuş kitabı koymuş kürsüye. Bakmış onu demiş anlayır anlatasın hani. Anlayır anlatasın demiş. Şimdi okuyordu o Diyanet Edebiyatı'ndan şiiri. Çok o kafiyesi verdi hoşuna gidiyor ama bir şey anlamıyordu. Ama Fuzuli'yi de yine seviyorduk yani, ne güzel demiş. Ama ne demiş? Onu bilmiyorum ama çok güzel demiş. İnsan ruhunu anladık ki ha. Kenzi kafi geçiyor edebiyatta. Gizli hazine. Şeyde var ya, efendim gazetelerinde de var işte. Kenzi kafi etsin zuhur. Kubbunla dil bulsun huzur. Kenzi gizli hazine ortaya çıksın. Muhabbetinde gönül huzur bulsun. Adı o gizli hazine ne? Dedim bilmediğimiz ilimler falandır hani. Yine yorumluyorduk. Şimdi bir sene de okuyuna baktık ki gizli hazine Allah'ın isimleri. Gizli hazine Allah'ın isimleri. Çoğulu künüz-ü vakfiye. Tekili kendisi kafi. Allah'ın işte mesela bütün isimleri birer hazine işte mesela ya. Şimdi bakın şuradaki cemaatin yüzlerine hepsinin şekli farklı değil mi? Nereden gelmiş? Musavir isminden. Musavir suret verici Allah'ın ismi. O bir hazine. Ne kadar suret varsa oradan geliyor. İnsanın sureti, çam ağacının sureti, Pamukkale Dağı'nın sureti, ayın sureti, yıldızın sureti, böyle git yani. Denizin sureti, nehrin sureti, ne kadar şekil varsa kainat hep Musavir isminden geliyor. Bir hazine. Geliyor, geliyor, bitmiyor. Bu kadar mahluk geliyor, ölüyor, yenileri geliyor başka suretlerde. Onlar ölüyor, yenileri geliyor başka suretlerde. Yani kıyamet kopmasa aklen insan buna evet diyor. Yani bunu inanmayanlar da buna evet diyor yani aklen. Kıyamet kopmasa değil mi? Ebediyen dünyada insan yaratılır değil mi? Ebediyen. Sonsuz insan yaratılır. Bu sonsuz insanın yine biri diyene benzemez. Niye ki hazine sonsuz, herkese düşen altın farklı. Böyle. İşte muhisin ve hazine, hayat verici. Bütün hayatlar oradan geliyor. Hazinede ayrı ayrı cevherler var. Biz de çok iyi düşmüş yani. Tabii Cebrail hayatı da orada, karınca hayatı da orada. Meşhur değil mi? Efendim, kelebek hayatı da orada. Bütün hayatlar orada. Bizi insan hayatı düşmüş elhamdülillah. Böyle. Künüz-ü mahfiye mi demek yani? Oradan isimleri. Evet. Rahmet-i ilahiyenin hazinelerinde iddihar eden nimetlerini zahir ve batın duygularla tadıp anlamak makamında şükür ve sena vazifesini edaya başladılar. Şu Hazreti Nimet'e canım sergiliyor bu dünyada. Sonra da tadmaya başlıyoruz değil mi? Ya tabii. Zahir ve batın duygularla. Yani diyelim işte bazen görerek istifade ediyoruz bazılarından değil mi? İşte bazılarının kokusunu istifade ediyoruz. Bazılarındaki faydaları keşfediyoruz. Ona hayret ediyoruz. Bilahire. Yani zahir batın gözümüzde aklımızda demek yani. Aklımızda durduk mesela, elektriği bulduk mesela,
İşte ışınları bulduk, yok petrol bulduk, yok kömür bulduk değil mi? Onlar hazinelerde cevap biriktirmiş, bulmayı bize bırakmış. Bazıları da böyle. Arayıp buluyoruz, evet. Rabian, Esma-i İlahiye'nin defilelerindeki cevherleri, bu işte aynı. Manevi cihazat mizanlarıyla tartıp bilmek makamında tenzih ve medih vazifesine başladılar. Bu iş Enebahis'in özeti gibi yani. Burası. Esma-i İlahiye'nin definelerinde cevherleri manevi cihazat mizanlarıyla. İşte onu satıyor mesela. Manevi cihazat ne? İşte insan kendini vahid-i fiyazı yapıyor diyor. Kendi misalini verelim. Biz ben nasıl şey yapıyorum diyor. Değil mi? O halde Şükhane Sarayı'nın bir sahibi. Ben nasıl görüyorum, biliyorum değil mi? İşte her odasını, penceresini hikmetle yerine koyuyorum. Değil mi? Kendi evimin. Ha, bunu ölçü yapıyor ki bu bir manevi cihazdır yani. Takdir manevi cihazdır. Takdir değil mi? Plan yapmak yani. Bu manevi cihazdır. Evimizin planı yapıyoruz. En faydalı böyle olur. Değil mi? Yani yüksekliği böyle olacak, pencere şöyle olacak. İşte neyse. En faydalı ancak böyle olur. Oradan gelip kendimize ruhumuzun evi, bedenimiz. Bakıyoruz ki en faydalı böyle olur. Ev dediğim böyle olur yani. Şu kol biraz uzun olsa olmuyor. Değil mi? Yani biraz kısa olsa olmuyor sonra. Şu göz biraz fazla görse olmuyor. Fazla görse olmuyor. Yani şimdi ben size bakarken efendim beyninizin içindeki hücreleri görsem olmaz da. Size bana bakarken. Sadece görmemiz gerekeni görüyoruz, görmemiz gerekeni görmüyoruz. Allah Allah ya. Fazla görsek, görmesek de olmuyor. Ekmek yerken mikrofonla görsek hiçbir şey yiyemeyiz yani. Ama hiç görmesek yolumuzu göremeyiz. İşte her şeyi Cenab-ı Hak en güzel şekilde bize tanzim etmiş yani ya. Evet, tabii. İşte kaderini böyle düşünürüz, rahmetini ayrı türlü düşünürüz değil mi? İşte manevi cihazat bunlar yani. Evet. Hamisen, mistar-ı kader üstünde kalem-i kudretiyle yazılan mektubat-ı Rabbaniye'yi mütala makamında tefekkür ve istihsan vazifesine başladılar. Bu da çok geçerli sayımızda. Geçen bir ses verdik. Buradan başka dinliyorum da her neyse. Bu da ustada mahsus bir ifade. Yani. Mektubat-ı Rabbaniye. Kainize kitap diyor ustad. Tabii çok şeyler biz sonradan yani gördük, okuduk. Hatta daha önce üstad ne gibi efendim söyleyeyim ortamlarda bunu yazmış. Oralar şey yapmıyoruz yani. Hani öyle bakabilsek çok daha hoş olacak yani. İşin bir zamanlar efendim söyleyeyim işte şu gavur icadıdır, bu ne icadıdır diye karşı çıkıldığı dönemlerde bazı fenlere maalesef olmuş bu yani. Hani bu kabahat haşhaşı Müslümanlığın değil. Müslümanların İslam'ı öğrenmemelerinden. Yani, geri kalmıştık da, geri kalmışız. Şimdi devlet geri kalınca ilim de geri kalmış yani. Değil mi? Hep beraber geri kalmışız. Hep beraber geri kalmışız. İşte hakikaten karşı çıkanlar olmuş yani bazı şeylere. İşte o dönemde ustad tutuyor. Fenler karşı çıkanlar olmuş yani. Allah Allah ya. Ustad o dönemde tutuyor ki kainata bir kitap diyor. Allah'ın kitabıdır diyor kainat. Fenler cevasistir diyor. Casuslar gibi. Allah'ın bu kitabındaki gizli sırları araştırıyorlar, diyor. Fenlere cevapsız diyor. Hayır, ama o zaman diyor, bugün anlamak için biz o zaman bakalım, yani fenlere karşı kalan bir ortamı düzeltiyor. Fenler kainat kitabını okumaktır, anlamaktır diyor. Nasıl Kur'an-ı Kerim'in tefsirlerini okuyoruz? İşte fenler de kainat kitabının tefsirleridir. Şimdi böyle bakıldı mı, hiç fenlere karşı çıkılır mı? Anladın mı? Hiç ilme, böyle bir din ilme karşı olur mu? İlme karşı olur mu? Haşa haşa. O zaman kainat da Allah'ın kitabı, Kur'an da Allah'ın kitabı. Birini okuyan diğerine karşı çıkıyor. O zaman dedi ki okuyan iyi okumamış. Dedin Cahil Efendi. Evet. Öyle de. Hiç bunu okuyan buna karşı çıkarsa Kur'an okuyor, kainata ilmeye karşı çıkıyor. Değil mi? Bu adam Kur'an'ı iyi okumamış. İyi anlamamış. İkisi Allah'ın kitabı. Biri diğerine muhalif olmaz. Muhayyip bir taraf olsa ne diyor Kur'an tarif ederken? Şu kitab-ı kebir kainatın bir tercüme özelliğisi. Kur'an kainatı tercüme ediyor bize. Oradaki gizli manalar bize anlatıyor. Ne için yaratılmış ilahir.
Tabi ustadım bunu dediği zaman dedim ki birçokları ilme karşı çıkıyordular. Yavru canımın ne diye. Mustafa Efendi garip bir, çok hakikaten bildiği yani. Bunu tabi yabancılar incelerken bunları dikkat ederek inceliyor. Bu söz ne zaman söylenmiş, hangi ortam söylenmiş, o günkü ortamda kim ne diyormuş, Bediüzzaman ne demiş. Biz artık aradan bir arası geçtiğinden sonra okuyoruz, sadece cümledeki güzelliğe bakıyoruz. Ama hangi ortamda söylendiğine baktın mı, şey çok büyüyor, mana çok büyüyor. Ya, hakikaten öyle, evet. Şey, öyle bir doku da yani. Misbar-ı kader üstünde kalem-i kudretiyle yazılan mektubat-ı Rabbaniye-i Müteala. Burada mevzuya girdik de. Şimdi kainata kitap diyor. O zaman mahlukat da Allah'ın o kitaptaki mektupları oluyor. De mektubat var ya. Değil mi? Mektubat. Bunun Rabbaniye mektubatı var. Çünkü kainat da Cenab-ı Hakk'ın mektubatı. Ya. Mektuplar da o kainatta. Bir mektup biziz. Her biz Allah'ın bir mektubu biziz. Yani. Neyle yazmış bizi? Kudret kalemiyle. Değil mi? Mistarı kader üstünde. Kalemi kudretle değil mi yazıyorlar? Mektubat-ı Rabbaniye. Mistar işte ölçü demek, plan. Mistar cetvel demek de buradaki cetvel okuyor, çizgi çiziyorsunuz ya. Bir plana göre de ev yapıyor usta. Planı koyuyor önüne, burada taşları koyuyor. Değil mi? Ona göre ev yapıyor yani. Bir de Cenab-ı Hak bizi yaratıyor. Yani bakın planı ne yani? Neyi koyup da hani ustanın planı gider her şey. Onun planı ne? İlim. Yani ilminde her şeyi teşekkür ediyor. Var zaten. Ustasına daire ilim diyor. Daire ilimdeki eşreyi kudret dairesine geçiriyor. Yani ustasının diyor ya insan şuun ilan bir mikyası. Bunda bir misali bizde var yani. Mesela biz Ahmet diyeceğiz değil mi? Ahmet. Önce Ahmet zihnimizde teşekkür ediyor. Değil mi? O kaderdir işte. Şekillenmiş plandır o. Ha şimdi burada şekillenmişken sonra buraya kalem dökülürken buradan bunun zıddına bir şey çıkmaz burada. Değil mi? Plana göre bina çıkar yani. Plan burada. Kader. Plana göre ne oluyor? Yazı çıkıyor ortaya. İşte mektubat-ı Rabbaniye diyor. Mahlukat Allah'ın mektupları. Değil mi? Kaderinde takdir edilmiş her şeyiyle. Kudretiyle de yaratılmış. Ama nasıl yaratılmış? Terbiye ederek yaratılmış. Mektubat, mektup malum yazılan demek. Rabbani terbiye gören demek. Terbiye. Yani. Bunu bazen gençlere anlatıyoruz böyle biraz da basitleştirerek. Mesela bir göz yazarım değil mi? Göz. Yazdın mı bir göz buraya? Bu da mektuptu değil mi? Mektup. Ama şimdi bu göz görür mü? Niye? Çünkü göz terbiyesi görmemiş bu. Bu gözün sadece ismi yani. Değil mi? Terbiye görmemiş. Bir de bu da göz. Şimdi bu ne? Bu da göz. Buraya yazın. Geöze. Göz. Bir de burada göz var. Şimdi bu görüyor mu işte görmüyor mu? İşte bu Rabbani mektuptur. İşte Allah gözü böyle yazar. Cenab-ı Hakk'ın göz yazması ne Arapçadır, ne İngilizce, ne Fransızca, ne Osmanlıcadır. Allah gözü böyle yazar işte. Allah böyle göz yazar. Biz onu okurken başka insanlarla okuyoruz. Hani? Birimiz ayın diyoruz, birimiz göz diyoruz, birimiz işte çeşim diyoruz. Herkes bir şey diyor. Ama Allah'ın göz yazması bu böyle, Allah gözü böyle yazır. Ya bu göz görür. Ona Rabbani diyor işte. Terbiye görmüş mektup. Ben yazdım, terbiye görmüş mektuptu. Yazdım, hiçbir şey çıkmadı. Ha? Biliyor musun? İşte bunları mütalaa makamında diyor. Tefekkür ve istihsan başladılar. Ettiler. İstihsan da işte takdir. Hüsnünden geliyor istihsan. Güzel görme, ne güzel yapılmış. Ne güzel yapılmış diyor ya. İstersen İslam en güzel Türkçesi Mustafa Efendi'miş yani. İstersen karşılığı ne? Ne güzel yapılmış. Ha, İstersen öyle demek. Hüsnünden geliyor. Ne güzel yapılmış. Evet. Sadisen eşyanın yaratılışında ve masnuatın sanatındaki latif incelik ve nazenin güzellikleri temaşa ile tenzih makamında Fatır-ı Zülcelal, Sani-i Zülcemallerine muhabbet ve iştiyak vazifesine girdiler. Bu da iyidir tabi artık. Tabii. O güzel satıyor ya, fıtrat insanıyla cemale karşı muhabbet vardır diyor. Değil mi? Güzelliğe karşı sevgi vardır. Yaratılışımız, vicdanınızda bu var yani. Kemale karşı meftuniyet vardır diyor.
İhsana karşı da perestiş vardır diyor. Bütün bunlar insanı Allah sevgisine götürüyor. Biri cemal yönden, diğeri kemal yönden, diğeri evet, nimet yönünden. Hepsi birine minnettarlık hakim, birinde takdir hakim, ötekinde yani cihetleri farklı ama ötekinde tahsin hakim ama neticede tümü kalpte bir muhabbet olarak tezahür ediyor. Yani buna başladı dedik. Üstad tabi bir üstadlar anlatıyor kendi gibi. İşte bizler de bu manaya ne kadar yaklaşabilirsek işte o vazifemizi o kadar yapmış olacağız. He. Demek kainata ve asara bakıp gayibane muamele-i ubudiyetle mezkür makamatta mezkür vezaife eda ettikten sonra sani hakimin dahi muamelesine ve efaline bakmak derecesine çıktılar ki hazırane bir muamele suretinde evvela Halik-i Zülcelal'in kendi sanatının mucizeleriyle kendinizi şura tanıttırmasına karşı hayret içinde bir marifet ile mukabele ederek bu şey oldu hazırane. Oldu hazırane değil mi? Evet. Sani hakimin Sani hakimin dahi evvela Halik-i Zülcelal'in kendi sanatının mucizeleriyle kendini zihuşuna tanıtılmasına karşı. Önce bunu tefekkür ettiler. Evet. Cenab-ı Hak şu eserleri niye yapmış? Kendine tanıtılmak istiyor. Buna karşı biz ne yapacağız? Evet. Evet. Demek kainatı asara bakıp gaybane muamele ubudiyetle mezkür makamata makamatta mezkür vezayfe eda ettikten sonra sani hakimin dahi muamelesine ve efaline bakmak derecesine çıktılar ki hazırane bir muamele suretinde evvela Halık-ı Zülcelal'in şimdi bunları tefsir ediyor yani bu. Efaline bakıp hazırane muameleye geçeceğiz. Ne gibi? Bir, bunun gibi. Evet. Evvela. Evvela Halık-ı Zülcelal'in kendi sanatının mucizeleriyle kendini zihura tanıttırmasına karşı ne demek karşı? Önce bunu düşündürür, tefekkür ettirir gaybani. Sonra buna karşı hayret içinde işte. Bir marifet ile mukabele ederek Sübhaneke ma arafnake hakka marifetike dediler. Evet. Bunlar Miraç'ta Peygamber Efendimiz'in sözü. Demek ki her insan İşte Peygamberimizi takip ederek çünkü Miraç'ı ne yaptı Resulullah Efendimiz? Bütün mahlukatı temaşa ve tefekkür etti. Değil mi? Miraç'ın manası bu diyoruz zaten yani. İşte Cenab-ı Hakk'ı görmek Allah bir mekanda değil ki bir görmeye gitsin Cenab-ı Hakk'ı. Bütün ordularını, bütün ülkesini gezdikten sonra Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkmak manası var Miraç'ta yani. Şimdi Peygamber bütün Cenab-ı Hakk'ın mülkünü gezdi. Biz hiç olmazsa gördüğümüz kadarını gezelim, tefekkür edelim hani. Değil mi? Gezdi sonra ne buyurdu? Sübhaneke marifetike, hakkı marifetike. Ben seni hakiki bir marifetle tanıyamadım. Ya. Biz hiç olmazsa Erzurum'un daralarını tefekkür etmezse böyle diyecek. Hani. Zaten halledememiz lazım yani. Yani Erzurum'un iki tane darıyla, dört tane şalgamıyla hani, muhatap olup da Allah Allah. Bütün ülkeyi gezdi bitirdi sonra dedi ki ben seni hakkıyla tanıyamadım. Ya. Bunlar çok işitti geçti mevzu dışı ama lazım olur yani. Adam geldi diyor ki ben sen ne okuyorum zaten ben Allah'ı biliyorum. Allah. Hitap Allah'a inanıyorum başka. İnanmak başka iman. İnanmak iman. Değil mi? Bir de marifet ol, marifet tanıma. Yani inanmak ve marifet. İkisinin de dereceleri sonsuz. Sonsuz. Marifetin o kadar dereceleri var ki işte en ilerisi peygamberlerdir Allah'ı tanımanın. Onun en ilerisi peygamberimiz de Allah'ı tanımanın en ilerisi. O da yerdeki tanıması iktifa etmedi. Miraç ile bütün alemleri gezmekle tanıdı Cenab-ı Hak ki. Mesela bir insan değil mi? Anlaşılır. Mesela buradan bakıyoruz semavata biz değil mi? Yıldızlara. Bir de yeryüzüne bakıyoruz. Yeryüzüne bakıyoruz. Nereye görüyoruz? Erzurum Ovası'nın yarısını. Öyle mi? O kadar. Semavata bakın neyi görüyoruz? Yıldızların bir kısmını ufak ufak görüyoruz. Ama ne diyoruz? Ya Rabbi semavati vel arz. Ey semavat ve arzı terbiye eden. Ama bunu derken neye göre diyoruz? İşte şu kadar yıldız uzaktan görmüşüz ufak ufak. Bir arzumuzun yarısını. Öyle mi? Ha. İşin Cenab-ı Hakk'ın Peygamber bütün dünyaları, bütün alemleri, bütün yıldızları geride bırakarak değil mi? Şimdi marifet bu yani. Marifette terakki ede. En son dediği bu. Ben seni hakkıyla tanıyamadım. Allah'ım.
İşin bizim böyle biz Allah biliyoruz demiş, çok ayıp olur ya. Peygamberimiz böyle diyor Miraç'tan sonra. Yani diyor ki sen okumayı ne zaman? Ben zaten Allah'ı tanıyorum. Ölene kadar okusak son sözümüz bu olacak yani. Biz sen hakkıyla tanıyamadık. Şimdi Peygamberimiz sünnetiz bu yani. Bu da bir sünnetiz yani. Ya yani, tabii. Ya. Yani. Evet, yani size böyle yapın diyoruz tabii. Size böyle yapın diyoruz, evet. Senin tarif edicilerin bütün masnuatındaki mucizelerindir. Bütün masnuatı, mucizeleri, Allah'ın bütün masnuatı, bütün mucizelere bakacaksın ki, değil mi? Mesela Cenab-ı Hakk'ın hangi ismi ise baktığın, o ismi derece tanıyasın. Usta Fe'ye diyor. Bütün mahlukatı yerde bırakmak şartı diyor, daire sıfatı yanaşabiliriz. Öyle bir ifadesi var Usta'nın. Biz çok az bir mekanı, az bir zamanı bakıyoruz, müşahede ediyoruz, diyoruz her şeyi biliyoruz biz. Öldür mü her şeyi? Ya tabii bu bilmezliktir yani, evet. Sonra o Rahman'ın kendi rahmetinin güzel meyveleriyle kendini sevdirmesine karşı muhabbet ve aşk ile mukabele edip... Yani, tanıtılmasına karşı tanıdılar Cenab-ı Hakk'ı ama dedi ki bizim tanımamız çok noksan. Biz sen hakkını tanıyamadık. Sonra onun, o Rahman'ın kendi rahmetinin güzel meyveleriyle kendini sevdirmesine karşı o tanıtmayı mı sevdirme muhabbet ve aşk ile mukabele edip İyyâke nâbüdü ve İyyâke nesta'in dediler. Sonra o münim-i hakikinin tatlı nimetleriyle terahhüm ve şefkatini göstermesine karşı şükür ve hamd ile mukabele ettiler. Dediler, Sübhaneke ve bihamdik. Senin hak şükrünü nasıl eda edebiliriz? Sen öyle şükre layık bir meşgulsun ki, bütün kainata serilmiş bütün ihsanatın açık lisanı halleri şükür ve senanızı okuyorlar. Hem alem çarşısında dizilmiş ve zeminin yüzüne serpilmiş bütün nimetlerin ilanatıyla hamd ve metinizi bildiriyorlar. Hepsi Allah'a met ediyoruz. Hamd-ı medih manası var. Hamd. Tabii. İnsan güneşe bakar, hamd edeceğim, met edeceğim bak. Ya. Ne demek yani? Dünyanın 1300 bin defa büyük bir ateş parçası. Allah. Her şeyimiz oradan geliyor ya. Allah. Her şeyimiz oradan geliyor. Allah'a ekber. Evet. Onun tümüne bakar insan mesela güneşin, değil mi? Cenab-ı Hakk'a methü sena eder. Kendine ulaşan ışığa da şükreder yani. Kendine ulaşan hararete de şükreder yani. Ama tümüne baktı mı hamd eder. Hamd etmediği manası var yani. İnsan bütün nimetleri düşünür, hamd eder. Bütün bu canlıları Cenab-ı Hak her gün rızıklandırıyor. Kendi sofrasındaki nimete bakıyor, şükreder. Yani hamd nimet, şükürden daha umumi. Hamd öyle diyorlar. İnsan ulaşan ulaşmasın her şeye yapılır. Şükür insan ulaşan nimete yapılır diyor. Evet. Hem rahmet ve nimetin manzum meyveleri ve mevzun yemişleri senin cud ve keremine şehadet etmekle senin şükrünü enzar-ı mahlukat önünde ifa ederler. Peki orada kalalım. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahumen elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavat.